Merve Hanım. Merve Hanım çok güzelsiniz. Teveccühümüz. Ama bu doğru. Müsaadenizle. Her şey yolunda mı? Evet. Merve niye yanında değil? Aman bırak şunu. Deli midir nedir kuzum? Sanki nikahımı almışım gibi. Her hareketimden hesap soruyor. Buyurun işte. O güzel münasebetsiz Selif'in biriyle olmak. Konuşuyorum. Simge'nin abisi o. Ya. Ne o? Çapkınlık meselesinde seni solladı diye mi bozuk atıyorsun yoksa? Yo, hiç de değil. Azizim ya. Senin şu mürebbiye nasıl bir şey öyle? Elim ayağım tutuldu vallahi. Volkan, rica ederim kendine gel. Yalan mı ama? Eskiden şekilsiz, kalın gözlüklü mürebbiyeler olurdu. Bu fena bir şey. Ay daha neler ya? Sersemin teki. Senin bu midesizliğine de bir türlü akıl erdiremiyorum Volkan. Bu bahis sıktı. Ufak bir işim var müsaadenizle. Ne o? Yoksa senin de mi alakanı çekti mürebbiye? Daha neler. Armatörlerin hayatları çok renkli. Ya hem de nasıl. İşim gereği çok sık seyahat etmek durumunda kalıyorum. Ancak her memlekette sizin kadar güzel kızlara rastlamak pek de mümkün değil. Ay ne kadar da güzel kompliman yapıyorsunuz. Şekerim izin verirsen abimi bir müddet almak istiyorum. Hayır cicim. Sizi burada bekleyeceğim. Müsaadenizle. Abicim. Tamam mı? Hallettim. Tamam halloldu. Ver hadi. Ay çıldırdın mı sen? Burada herkesin içinde olmaz. Beni takip et. Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Hiç korkma. Artık hiç ağır çıkarmayacaksın. Ailenle ilgili hiçbir şey bilmiyor musun? Çok az şey. Karı Bilal adında bir adam ve çetesi. Annemle parkta gezerken bebek arabasından çalmışlar beni. Beni dövdüler ve dilenmeye zorladılar. Hırsızlık yapmamı istediklerinde kaçtım ellerinden. O gün bugündür sokaklarda yaşıyorum. Aman Allah'ım ne feci. Peki ailenle ilgili hiçbir şey söylemediler mi sana? Babamın son derece zengin biri olduğunu biliyorum sadece. Merak etme. Bundan sonra seninle ailen biz olacağız. Seni çok sevdim ben. Ben de bir kardeşim olsa ancak senin kadar severdim Yağmur. Ne demek oluyor bu? Sen çıldırdın mı? 1000 dedin 1000 veriyorum. 2000 de ne demek oluyor? Ne yapalım? Borcumun faizini koydular önüme. 1000 yetmiyor. Anlamıyor musun? Çıldırdın galiba. Bunu bile zar zor buldum. Beni hiç alakadar etmez. Git diğer bini de kimden istiyorsan ondan. Bütün istikbalinin iki dudağımın arasında olduğunu unutma. Ancak Hakan'dan şimdi tekrar 1000 lira isteyemem. Düşünsene hakkımda ne düşünür? Ya ben? Ha? Ya ben Karabilal'e parasını ödemezsem? O benim hakkımda ne düşünür? Karabilal mi? Mümkün yok bulamam o parayı. Bulacaksın. Bu lüksün, bu şatafatın sürmesini istiyorsan bulacaksın. Bu gece işi mahvetme. Bakarsın günün birinde beyimizin başına bir kaza gelir. Bütün servetinin kontrolü bana geçer. O zaman paranı veririm. Olur ağzına. Bu adam babam hakkında kötü emeller besliyor. Simge Hanım da ona yardım edecek. Hadi hemen babama haber verelim. Dur Yağmur. Sabret. Her şeyi berbat edeceksin. İsterseniz bir miktar düşünelim. Bunu şimdilik canımı kurtarmak için alıyorum. En kısa zamanda gerisini tamamlayacaksın. Ben de bu arada Karabilal'in dilenci şebekesi için bir çocuk bulmaya çalışayım. Bakarsın kalan borcum var düşer. Bakıyorum da kirli işlerinden uzaklaşmamışsın hiç. Ne yapalım? Ekmek kavgası. İstersen Hakan'ın o çok bilmiş kızını vereyim sana. Bu izdivacın olmaması için Hakan'ın doldurup duruyor. Böylece ben de kurtulmuş olurum ondan. Senden korkulur Simge. En az benim kadar kötüsün.
duydun mu? Beni kaçıracaklar. Ben buradayken sana hiçbir şey yapamazlar küçüğüm. Ne yaptın sen? Dayanamadım, lütfen beni affedin. Seni görmesinler, çabuk saklan. Saklan oraya. Gel Yağmur. Sizin ne işiniz var burada? Ne işim olacak? Burası benim odam. Konuştuklarınızı duymuşlar mıdır? İşimizi şansa bırakamayız. Burada mıydın? Ben de seni arıyordum. O para işini halletmesini abimden rica ettim de. Ah, isabet olmuş. Böylece davetten ayrılmak zorunda kalmayacaksın. Hadi aşağı gel. Konuklar merakla vereceğimiz haberi bekliyor. Tabii hayatım. Hayır baba, yalvarırım yapma bunu. Ne var bir tanem? Bunu seninle konuştuk ama. Hadi şimdi kocaman bir kız gibi davran. Ama baba, o ikisi çok kötü. Bizimle ilgili çok kötü emelleri var. Ay, bu çocuğun hayal gücü hakikaten çok geniş. Babacığım, Simge seninle paranın için evlenmek istiyor. Bu adam da abisi falan değil. Kızım yeter artık. Hiç hoş değil bu söylediklerin. Ama babacığım, onlar çocukları kaçırıp onları dilenci yapan bir şebekenin üyesi. Ay pes doğrusu. Böyle bir muhayyile gücü de ilk defa görüyorum. Yağmur, beni çok üzdün. Nereden uyduruyorsun böyle hikayeleri? Ah küçüğüm, annenin yerini almamı istemiyorsun. Bu hikayeleri de ondan uyduruyorsun, biliyorum. Ama ben seni çok seviyorum. Beni bir abla olarak da olsa göremez misin şekerim? Hayır, istemiyorum. Siz çok fena bir kadınsınız. Çok fena. Yağmur, bu ne hal bilmezlik canım. Bu söylediklerinden pişman olduğunu dile getirene kadar odandan çıkmanı istemiyorum. Siz de biraz onunla alakadar olsanız iyi olur. Hadi hayatım, gidelim. Merak etme Yağmur. Ben yanındayken sana kimse ilişemez. Bana inan tatlım. Emre, sen de artık burada kalamazsın. Gitmelisin küçüğüm. Sen de gitmelisin. Hadi. Hadi git. Hadi. Çabuk ol. Dur bakalım. Hırsız mısın sen? Hayır amca, değilim. O halde ne işin var gece yarısı evimizde? Bir izahta bulunacak mısın? Yoksa polisleri mi çağırayım? Lütfen polisleri çağırmayın. O halde bir malumat ver bakalım. Ben Yağmur'un arkadaşıyım. Bana yemek verdi de sizin bahçedeki barakada yaşayabileceğimi söyledi. Kimin kimsen yok mu senin? Yok. Yıllar önce ailemden beni koparıp almışlar. Pekala çocuğum. Burada kalabilirsin. Üzülme artık. Çok minnettarım size, çok. Hadi yavrucuğum, ağlama artık. Sil gözyaşlarını. Size kanım öyle ısındı ki. Hani utanmasam baba diyeceğim. Biliyor musun? Benim de bir oğlum vardı. Yaşasaydı senin yaşlarında olacaktı. Senin gibi akıllı, senin gibi temiz bakışlı olacaktı. Hadi bakayım, iyi geceler. Nana Hanım, gitmeyin rica ederim. Ben... Yo yo. Karanlık dünyama doğmak için çok geç kaldım meleğim.